Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda ara vermek istiyorum diyen bir erkeği nasıl pişman edeceğiz, nasıl sürüm sürüm süründüreceğiz, bunlardan bahsedeceğim. Bana gelen yorumlar, işte DM'ler, sorular doğrultusunda bu videoyu artık çekmek istedim. Çünkü herkesin bir sıkıntısı var, o da bu ne ya? O da ara vermek. Şimdi herkes diyor ki ben ara vermek istiyorum. Taktik videoların devamı için videoyu beğenip bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi de unutmayın lütfen. Lafı çok uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Şimdi size geldi dedi ki Gizem diyecektim. Pıtırcık dedi. İsminle sana dedi ki ben ara vermek istiyorum. Şimdi bu ara vermek aslında çok tehlikeli bir cümledir. Yani senden ayrılmak istemiyorum ama biraz nefes almak istiyorum. Mu acaba? Ya da başkalarına mı gideceğim? Genellikle odur yani. Anladın mı? Başkalarına gidecek de olabilir. Şimdi bu tarz cümlelerde bir kere şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kulaklarını aç, beni dinle. Onun öncesinde, ara vermeden önce çok büyük bir tartışma mı yaşandı? Ya da sen çok kırıcı bir cümlede mi bulundun? Ya da o çok kırıcı bir cümlede bulundu? Ya da çok büyük bir çıkmaza mı girdiniz? Anlaşmazlığa mı girdiniz ikiniz? Yani bu yordu mu? Ya da onun kendi kişisel hayatında ki problemleri tek başına atlatmak istiyor. Çünkü sen ona ekstra yük oluyorsun. Çünkü sen onu anlamıyorsun, sen onu dinlemiyorsun, sen onu desteklemiyorsun mu? Şimdi eğer bunlar varsa yine ara vermek olmaz ama bu bir iki gün kafamızı dinleyelim, biraz sakinleşelim denilebilir. Ama ara vermek cümlesi çok tehlikelidir. Çünkü ara vermenin sonu yoktur. Yani ara verdikten sonra ayrılabiliriz, tamamen bitebilir. Ya ben devam etmek istersem devam edebilirim gibi bir şey. O yüzden bu bana çok riskli geliyor. Şimdi bir kere bir insan size gelip ben ara vermek istiyorum ama insan değil. Şimdi domuzlardan bahsedeceğiz. Doğru. Doğru. Şimdi domuz geldi sana dedik ben ara vermek istiyorum. Ne yapman gerekiyor? Ha tamam. Ne kadar süreye ihtiyacım var falan. Asla. Asla katiyen kesinlikle vallahi pıtırcık falan demem. Hayır. Sakın. Hayır diyorsunuz. Şimdi doğru. Birinci maddemize geçelim. Birinci maddemiz neymiş? Ara vermek istiyorum dendiği an ona sadece şu cümleyi kuruyorsunuz. Ara vermek istemiyorum. Bitsin. Karşı taraf şok, iptal, seni pişman edeceğim, bunu söylediğine seni pişman edeceğim demiştim, dedim. Şimdi şey diyenler olabilir ama ben ara vermeyi kabul ettim, ne yapabilirim? Mesaj at hemen. Ben kesinlikle ara vermek istemiyorum, bitsin, bu kadar. Bu kadar, bunu başta söylememiş de olabilirsiniz. Ama şu an mesaj atıyorsunuz. Ara vermek istemiyorum, bitsin. Çünkü ben seni bekleyemem. Ben senin cebinde değilim. Ona zaten direkt ara vermek nedir biliyor musun? Sen cebimde kal. Ben senin cebinde kalamam, kusura bakma. Eğer cepteyseniz sizin kıymetiniz falan yok. Vallahi billahi bilinmez. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle ara vermeyi kabul etmiyorsunuz. Eğer yarın gelecekse bu mesaj yine kabul etmiyorsunuz. Kabul ettiyseniz de şu an mesaj atıyorsunuz. İstemiyorum, bitsin. Ara vermek istemiyorum. Eğer cepte olursan onu pişman edemezsin. O yüzden bunu yapmak zorundasın. İkinci maddemize geçelim. Çok önemli bir maddelerden bir tanesi yine bu. Şimdi ara vermek istiyorum dediği için aslında hiçbir bağ koparmak istemez. Yani sosyal medyadan seni çıkartmaz. Ortak arkadaşlarınızdan seni çıkartmaz. Yani onun sayesinde tanıdığın arkadaşlarını sildirmez. Neden sildirsin ki? Çünkü sana her an dönebilir. Ertesi gün her yerden seni engelleyebilir eğer diğeriyle mutlu olursa Allah'ın cezası domuz. O yüzden tatlım ne yapıyorsun? Bu cümleyi söyledikten sonra kesinlikle hiçbir mesajına cevap vermiyorsun. Ne yapıyorsun? Her yerden onu siliyorsun. Sosyal medyada bütün bağlarını kopartıyorsun. Eğer onun sayesinde tanıdığın birkaç arkadaş varsa onları da sil. Hiç bağ bırakmıyorsun. Şimdi bağlarını kopartman onun bir kere artık kalbinin hızlı çarpmasına neden olacak. Ne oluyor? Lan ne oldu? Kız gidiyor. Ama ben emin değildim ki ayrılmaktan. Neden gidiyor ki şimdi? Allah ben ara ver. Oldu. Paşa hazretleri. Oldu. Sen beni cebinde bırak. Ben orada seni durayım. Ne zaman gelecek diye bekleyeyim. Başka? Hadi başka kapıya.
Naş ikile kabul etmiyoruz. Her yerden bağlarımızı çıkartıyoruz. Pişman olmaya başladı bile. Çünkü ara vermek istiyorum demek. Ben kıçıma güvenmiyorum şu anda ayrılmak için. ayrılmak istemiyorum aslında çok fazla ama bir süre benden uzak dur, ben başkalarına. Hayır. Sen kendinden emin bir şekilde onu hayatından çıkarttın. Başladı pişman olmaya ikinci maddemiz. Onu her yerden silsen bile sosyal medya hesabında aktif olmanı istiyorum. Bu çok önemli. Şimdi yani nasıl desem sana, bu silmek, engellemek sonrası hesap... Hayır. Aktif kullan. Eğer ara vermek istiyorum dediyse ve siz ayrıldıysanız ama kesinlikle ben ayrılmak istiyorum falan değil. Ben ara vermek istemiyorum. Hani düşündüm seni dediklerini, ben istemiyorum. Sana da saygı duyuyorum, o yüzden bitsin. Hani bunu aslında sen istedin. Bu ara vermek istedin ama ben ara vermek istemiyorum. Yine sana saygı duyuyorum. Bitsin. Ne yapıyorsun? Aktif oluyorsun sosyal medya hesabında. Profilin gizli olsa bile, tatlım bir tane pıtırcığım. Profilin gizli olsa bile sana bakar. Bak, bakar. Çünkü kudurmaya başladı. Niye bitirdi? Ben ara vermek istedim ama bitirmek istedim. Neden? Başlayacak seni stalklamaya. Ne yapıyor bu kız? Nasıl yani? Başla. Başla. Sen beni kaybettikten sonra beni stalklasan kaç yazar, stalklamasan kaç yazar ama stalklayacak. Gör. Dördüncü maddemiz ise normalde bunu çok gözüne sokun demem ama bu durumda tabii ki gözüne sokmanız gerekiyor. Şimdi olduğundan daha mutlu, daha neşeli, özellikle aynı ortamda bulunuyorsanız bunu onun gözüne sokman gerekiyor. Aynı ortamdaysanız kendi arkadaşlarınızla dahi mutsuz olduğunuzu, üzgün olduğunuzu paylaşmayın. Arkadaşlar yerin kulağı var. Bu onun kulağına gitmesin. Gayet hayatınıza baktığınızı, mutlu olduğunuzu, neşeli olduğunuzu, onsuz da gülebildiğinizi ona göstermeniz gerekiyor. Çünkü siz bu kararı verirken son derece bütün emindiniz ya. Emindiniz. Bitmesini istediğine emindiniz. Anladın mı? Bitmesini istiyordunuz. Çünkü siz belirsizliği sevmezsiniz. O yüzden ona net bir şekilde ben mutluyum, sensiz yüzüm gülüyor, sensiz harikayım, sensiz mükemmelimi göstermeniz gerekiyor. Bunu anlatabildim mi? Anlatabildim. Lafı çok uzatmadan diğer maddemize geçiyoruz ve lütfen gözüne sokun onu gerekirse. Beşinci maddemiz şimdi bu. İnanılmaz ama inanılmaz yıldızladığım maddelerden bir tanesi tabii ki. Yine diğer maddelerde olduğu gibi. Şimdi bu tarz durumlarda kişi aralarda sizin kafanızı karıştırmak açısından mesaj atmak isteyebilir. Ne haber? Nasılsın? İşte nasıl gidiyor? Tarzında böyle kafanızı karıştırmak isteyebilir. Bu durumlarda cevapsız bırakacaksınız. Evet. Ama cevap vermezsem işte böyle hayır. O sana belirsizlik de geliyor. O sana gelip haklısın, ara vermek çok saçmaydı. Senden özür diliyorum. Ben seninle tekrar birlikte olmak istiyorum. Demiyor ki, sana diyor ki ne haber? Hani sen belirsizlik bir konuşma, belirsiz bir konuşma olacak. Hayır, siz belirsizliklere karşı toksunuz artık. Ne haber demesi, hayır. O sana gelip dürüstçe bir cümle kurmuyor ki, elle tutulur bir şey demiyor sana. Sana bu durumdan pişman olduğunu, işte kesinlikle son derece saçma bir durum olduğunu, işte nedenini söylemiyor ki sana, saçma bir şekilde kafanı karıştırmak istiyor. Ve sen pıtırcık bu domuzun bu hareketine, bu hamlesine karşı boşsun. Hayır, sen belirsizliği kesinlikle istemiyorsun. Ve bu kişi genellikle zaten belirsizliklerle gelir. O yüzden no. Ha, engelleme, kesinlikle engelleme ama cevap vermiyoruz. Cevapsız bırakıyoruz ve yine diğer maddelerde olduğu gibi neşeli, mutlu, kendi hayatınıza bakar bir şekilde devam ediyoruz. Yazacak çünkü o yine sana yazacak. Altıncı maddemiz ise ayrılık sonrası kişi biraz kendini işte falan bırakabilir, şöyle yapabilir. Hayır. Sen ayrıldıktan sonra bile daha bakımlı görüneceksin. Bak güzelsin. Pıtırcık bebek gibisin. Kız az saçını şöyle kıvırt yani. Yani anlatabiliyor muyum? Bakımlı görün. Şimdi bakımlı görünürseniz bu demek oluyor ki karşı taraf için tehlike. Neden? Çünkü rakipler. Rakipler devreye girecek. Diğer rakiplerin devreye girebilmesi bu kişide böyle bir çanlar. Çalar böyle. Ne oluyor? Herhalde herkes şimdi herkes aynen bana aşık herkes. Herkes de bekliyordu ki zaten sen benden ayrı, benle. Beni peşimden koysun aynen. Ama bu durumda tabii ki bakımlı görünürseniz
tüm herkesin dikkatini çekeceğiniz için onu da dikkatini çekmiş olacak bu durum. Ve tehlike çanları çalmak isteyecek ve sizi bir an önce yakalamak isteyecek. Kimse yakalamadan sizi yakalamak için elinden gelen tüm her şeyi kullanacaktır. Haberiniz olsun, bu maddeyi de söylemeden geçmek istemedim. Sen misin ara vermek isteyen? Hodri meydan. Seni süründürürüm işte böyle bu maddeler sayesinde. Evet. Ara vermek şaka maka bir yana arkadaşlar tehlikeli bir durumdur. Yine de siz neler olup bittiğini bence küçük minik stalklar sayesinde öğrenebilirsiniz. Ara vermek bana göre tehlikelidir. Gerçekten tehlikelidir. Yani iki insan birbirini sevdikten sonra ne kadar sıkıntılı duruma girerse girsin konuşarak, anlaşarak, sohbet ederek, yine iletişim kurarak birkaç saat de olsa birbirinize tabii ki izin verebilirsiniz ya da bir gün, iki gün birbirinize izin verebilirsiniz. Eğer çok büyük kavgalar geçtiyse ya da çok büyük anlaşmazlık ya da sinir olduysa arada, bunu tabii ki sakinleşilmesi gerekebilir ama yine gelip ben ara vermek istiyorum denilmesi çok da şart değil açıkçası. Bana çok saçma geliyor ya, kendini bilmez biri çıkıyor bu cümleyi kullanıyor. O yüzden kızlar dikkatli olun derim ben size. Yine de eşeleyin. Eğer bir başkasını size tercih ettiyse kesinlikle affetmeyin. Bakın kesinlikle affetmeyin. O kadar altını çize çize kullanıyorum. Çünkü affetseniz yine birini size tercih edecektir bu domuz. İnsan demeye bir işaret ister. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim açıkçası. Size böyle şeyler anlatırken çok eğleniyorum valla. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi de unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.